geliyor, kurt geliyor. Ağul. Vurmuş. Çağır bir de şuna bakalım. 10 Şubat'ta çıkıyormuş. Bir aydan az kaldı. Nedir abi o? Harry Potter. Ekşi abla burada ne mi? Harry Potter mı? 10 Şubat'ta geliyor. Hogwarts Legacy'ye girişmeden önce bir şey itiraf etmem gerek. Benim bu oyundan beklentim aslında çok çok yüksek değildi. Bunun iki sebebi var. Birincisi Harry Potter'a aşırı düşkünlüğüm yok. Evet, bu bir Harry Potter evrenine geçen bir oyun. İkincisi ise yapımcıların tecrübesi bu tarz büyük oyun yapımında neredeyse hiç yok. Yani daha önce yapmadıkları kadar büyük bir şeyin altına giriyorlar. Bir de üçüncü sebep sayayım. Malum bu tarz büyük markalarda yöneticiler işlere çok karışırlar. Yok şöyle olsun, yok böyle olsun, yok 30 saat sürsün, yok 100 saat sürsün. Bu kadar çok sesin çıktığı yerde de kalite otomatik olarak düşüyor. İşte Hogwarts Legacy için de bu durum bana biraz kaçınılmaz geliyor. Ama fikrim yavaş yavaş değişmeye başladı. Aksiyona doğru yani gazlanmaya doğru hızlı bir yükselişe geçtim. Bunun en büyük sebebini söyleyeyim size. Yapımcıların oyunla ilgili çok açık ve net bir şekilde konuşması abi. Oyunla alakalı yakın zamanda iki tane video paylaştılar ve ikisinde de bir saate aşkın oyun içi görüntü gösterdiler. Uzun uzun oyunu konuştular. Bayağı tertemiz, saf, günah ile sevabıyla oyun görüntüsü gösterildi. Normalde firmalar özellikle bu tarz büyük oyunlarda çok fazla duruyor göstermekten lan. Kaçınırlar. Bunlar neden kaçınırlar kesin olarak söylemek zor. Yani insanların oyuna karşı negatif algısı olur, korkusu mu var bunun arkasında çok emin değilim. Ama yaratma ekranı. Burada çeşitlilik geniş. Kendi karakterimizin cinsiyetini, tipini, yarasını, güzel karakter yaratacağız burada. Ayarlayabiliyoruz. Sonrasında kendimizi Hogwarts'ın içerisine atıyoruz. Şimdi bu Hogwarts içerisinde takılma olayı nasıl kurgulayacaklar çok çok merak ediyorum. Fakat bu tarz oyunlarda yapılması zor olan bir şey vardır. O da yaşayan bir dünya hissi vermek. Bu tüm açık dünya oyunlarının problemi aslında. Eğer bir Rockstar değilseniz çoğunlukla bu problemle karşılaşıyorsunuz. Hogwarts Legacy'nin gördüğüm videoları da bu anlamda çok süper sinyaller vermedi. NPC'ler çok donuk duruyor, okul biraz donuk kalmış. Yani o heyecanı hissedemedim ben. O yüzden de bu tarafla alakalı çok süper yüksek beklenti yok. Ama tek oyun alanımız burası değil. Kocaman bir açık dünya da var dedik. Ve burada gördüğünüz gibi açık alana takılma durumu lafta kalmamış. Biliyorum abi ben dahil pek çok insan açık dünya oyunlarında baygınlık geçirecek dozaja geldik. Ama burada Harry Potter hayranlarını da anlamak lazım. Yani ne kadar çok açık dünya oyunlarından baymış olursanız olun. Abi açık dünya Harry Potter dünyasını isterim ben. Heyecanlandırır. Ya ben bile gördüklerimden heyecanı duyduysam hayran kitlesini siz düşünün. Videoda oyunu oynayan kişi bu arada bir noktada böyle süpürgeyi spawn edip üzerine atlıyor ve açık dünyada gezmeye başlıyor. Bunu ilk gördüğümde şaşırdım. Tamam biliyorum pek çok oyunda açık dünyada böyle serbest geziyoruz ama uçarak gezmiyoruz. Ya geziyoruz ya arabayla geziyoruz. Hal böyle olunca da oyunun istediğimiz her noktasına gidemiyoruz. Elden Ring'i düşünün misal. Çok serbest bir oyun evet ama yine de belli noktalarda atla gidemeyeceğimiz yerler var. Fakat süpürge atlayıp uçunca tüm haritayı tek tek gezebileceğimiz anlamına geliyor. Bunun dengesini nasıl yapacaklar diye merak ediyordum ki cevabımı aldım. Açık dünyaya adım attığımız anda istediğimiz her yere gidebileceğiz. Bir limit yok. Ama düşmanların seviyeleri bazı bölgelerde çok yüksek olacağı için dayak yeme ihtimalimiz yüksek olacak. Aslında bu açıdan serbest bir yapı sunuyor oyun. Fakat düşmanların tehditkarlığıyla bizi o bölgelerden uzak tutmaya çalışıyor. Düşman seviyesi dedim anlayacağınız gibi rol yapma kısmı da var oyunda. Karakterimize seviye atlatmak, büyüler öğrenmek, kısacası her anlamda gelişmek kritik bir konu. Rol yapma tarafının bu kadar yoğun olması aslında kulağa hoş geldi benim için. Umarım uygulaması da hoş olur ya. Düşmanların böyle vur vur ölmeyecek seviyede olmamasını dilerim. Bir de bu aksiyon kısımlarında büyülerin çeşitliliği hoşuma gitti. Burada bir yerde büyü seçme ekranı açtılar. Tabii spoiler olmaması için blurladılar ekranı ama çeşitlilik anlamında yoğun geldi gözüme. Şöyle bakınca böyle bayağı seçenek var gibi. Açık dünyada gezmeye dönersek abi burada şöyle bir detay var. Süpürgemi oynayacağız tabii oğlum. Biz oynayacağız. Kim oynayacak lan bunu? Monsieur Kegri'yi yapacağız abi. Sonsuza kadar havada duramıyor. Yok mu acaba ya? Ders inşallah vardır ya. Belli bir yüksekliğe geldiğinde şu sağ alttaki bar boşalmaya başlıyor ve siz de mecburen aşağıya iniyorsunuz. Bu yüzden de sonsuza kadar uçabiliyorum gibi bir olay en azından ilk dakikadan itibaren geçerli olmayacak. Ama süpürgemizi upgrade ederek geliştirebileceğiz. Özelleştirme seçeneğimiz de bol bol olacak. Bu arada tek süpürebileceğimiz şey süpürge değil at da var oyunda. Yani reporter severler kızmasın işte. Başka adı vardır bunun da ben uçan at diyorum buna. Bu uçan atımızla da ister yerde ister havada gidebiliyoruz ve kesinlikle çok masalsı bir hava katıyor oyuna. Hani gezme kısmı açısından şimdilik artı puan aldı oyun. Diğer oyunlara çok neydi ya adını unuttum Harry Potter severler benim. Pegasus. Griffin miydi? Şak gaga. Görmediğimiz Unicorn. Tarzda açık dünyayı keşfetmek benim için okeydir. Bir de manzaralar, yeşillikler doğal. Ya Enes at mı kanka ya? At dedi abi uçan at dedi ya. Güzelliği çok hoş durmuyor mu ya? Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Umarım bu oyun PC'de optimizasyon sorunu çıkmaz. Yani bana bir sanki optimizasyon problemi İnşallah. Olacak gibi geldi şu an. Yani bana hissettirdi da. Öyle bir şey umarım yaşanmaz. Tam bu noktada videomuza destek veren Genshin Impact'e de bir parantez açalım. Ay! Mami! Ay abi biz ödevimizi yaptık bundan. Genshin Impact'e biz oynadık arkadaşlar. Güzel. Bakalım inşallah da. 2. BM'e kadar indirmeyin sakın oyunu. Daha da güzel olur. Videolardan şimdi tam anlaşılmıyor. Yes be. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara. Bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol.
Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.